Evet, Doğan Can Aksoy'a teşekkür ediyoruz bu güzel haber için. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü, tüm avukatların bu gününü kutluyoruz. Avukatlık dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en popüler mesleklerden biri. Peki, sayıları giderek artan avukatların meslekte kalitenin artırılması için önerileri neler? Vardır mutlaka, sorduk, işte yanıtlar. Kadın haklarını, erkek haklarını korumaktır. Avukat hukukçudur. Savunma yapar. Toplumdaki algı çoğunlukla böyle. Ancak kimi için durum farklı. Avukata ben para vermek istemiyorum yani şahsen. İstanbul'da bir davamız var mesela arsayla ilgili. Avukatınız yok mu? Kendi başınıza mı savunuyorsunuz kendinizi? Aynen öyle. 5 Nisan 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Ankara Barosu'nu kurdu ve adaleti Türk avukatlarına emanet ederek bugünü de Avukatlar Bayramı olarak ilan etti. Türkiye'de 93.573 avukat var. Yani her 841 kişiye bir avukat düşüyor. Sayının artmasıyla mesleki kalitede düşüş yaşanmaması içinse avukatlardan sınav önerisi geldi. Avukatlık sınavı olmazsa olmazımızdır. YÖK'ün bir kararı var. İlk 150 bine giren öğrenciler ancak hukuk fakültesine kaydolabiliyorlar. Biz bunun aynı tıp fakültelerindeki gibi 40 bine indirilmesini istiyoruz. Taleplere çözüm önerisi ise AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Sınav koyalım dediğimiz zaman, sınav olsun dediğimiz zaman bir grup avukat çok büyük bir heyecanla bunu destekliyor. Ama bir grup avukat, stajyer avukatlarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere bunun yanlış olduğu ifade ediyor. O yüzden ben bunun çok taraflı kişiler tarafından tartışılması, en doğru işin yapılması kanaatindeyim. Evet, gel.